Profesör Mester'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Mester ve bu modülde ağ tarayıcıları hakkında konuşacağız. N10-004 sınavı bölüm 5.2 ağ tarayıcılarının amaçlarını açıklamamız gerektiğini söylüyor. Ve burada 4 tip listelenmiştir. Paket yoklayıcılar, izinsiz giriş tespit yazılımı, izinsiz giriş önleme yazılımı ve son olarak port tarayıcılar. Ağımız için yapabileceklerimizden her birisiyle adım adım ilerleyeceğiz. Paket analiz ediciler olarak adlandırılan bir şey ile ağ tarayıcılarımız hakkında konuşmaya başlayalım. Burada analiz ediciler terimini kullanacağımı fark edeceksiniz. Eğer bir yoklayıcıyı yani İngilizce ifadesiyle sniffer merak ediyorsanız bu bir şirkette sahiplenilen özel bir ürün ismini ifade etmektedir. Bugünlerde bu terimi biraz daha fazla genel anlamda kullanıyoruz. Ancak bu hala bunun bir tescilli ticari marka olmadığı anlamına gelmiyor. Bu kesinlikle tescillidir. Öyleyse bunun için genel bir isim olarak paket analiz edicileri kullanacağız. Ve mesele şudur ki bu analiz ediciler A üzerinde yerleşecek ve bizim için paketleri toplayacaktır. Bunlar paketleri bir araya getirir ve bunları insanların anlayabileceği bir biçimde ekranda gösterecektir. Eğer tüm bu birler ve sıfırlara bakacak olursak bunlar bizim için bir şey ifade etmeyecektir. Bu yüzden bu paket analiz ediciler aslında çok fazla bilgi niteliği taşırlar ve sağladıkları şey konusunda oldukça zekilerdir. Burada paket analiz ediciler için çok fazla seçenek var. Burada açık kaynak seçenekleri var. Kullanılabilen ticari seçenekler var. Bunların hepsi avantajlara ve dezavantajlara sahip. Açık kaynak piyasasında Wireshark en çok kullanacaklarınız arasında bir yere sahip olacaktır. Bu ayrıca sahip olduğunuz paket analiz edicilerden bağımsızdır. Ya Wireshark ya hiç. Bu inanılmaz güçlü bir araçtır. Eğer ağınız boyunca giden her şeyi görebilmek ve baştan sona ne olup bittiğini anlayabilmek istiyorsanız, bir paket analiz edici size tam olarak ne olup bittiğini söyleyecektir. Paketlerin kendileri yalan söylemez. Asla emin olmayacağınız bir duruma veya paketlere baktığınızda tahminlerde bulunacağınız bir duruma girmezsiniz. Çünkü bunlar size tam olarak A üzerinde ne olup bittiğini söyleyecektir. Ve bu paketlerin içerisinde kendini çürüten bir şey yoktur. Burada bir paket analiz edici örneği var. Bu Wireshark ve bunun çok fazla beceriye sahip olduğunu görebilirsiniz. Ekranda birçok şey var. Ben zaten kendi makinemden gelen ve giden trafiğin bir kısmını yakaladım. Bu benim makinem ve Google Mail ile iletişim kuruyor. Paket paket bunları görebilirsiniz. Burada 3 pencere var. Üstteki pencere bize neyin olup bittiğini özet olarak paket paket söyleyecektir. Bunun altındaki pencere bize paketin içerisinde ne olduğunu daha ayrıntılı şekilde söyleyecektir. Eğer daha fazla bilgi görmek isterseniz Örneğin bu özel çerçeve için yaşam süresi gibi pencereyi genişletebilir ve bu seviyeye gidebilirsiniz. Eğer bu paketlerin neye benzediğini 16 tabanlı sayı sisteminde görmek isterseniz işte bu alttaki pencereye bakabilirsiniz. Bunun içerisinde daha çok fazla beceri var. Wireshark gibi iyi bir paket analiz edicinin iyi şekilde anlaşılabilmesi için ayrıca tüm gün sınıfları ayarlanabilir. Şunu aklınızda tutmalısınız. En azından ağa bağlanabilecek olmalısınız. Wireshark kullanın. Bazı paketleri yakalayın ve hatta paketleri inceleyecekseniz en azından bazı verileri nasıl yakalayacağınızı anlayın. Böylece daha sonradan bunu bir başkasına gönderebilirsiniz. Çünkü buradaki tüm bilgi ağ ile ilgili sorun gidermeye çalıştığınız zaman ve çalıştırılan uygulamalar ile neler olup bittiğini daha iyi anlamak için son derece kullanışlıdır. Ağımızda bulunan bir diğer tarayıcı tipi de biraz daha güvenlik odaklı olan bir şeydir. Bu bir izinsiz giriş tespit sistemidir. Burada ayrıca izinsiz giriş önleme sistemleri de var. Bunlar birkaç büyük farklılık ile birlikte benzer şekilde çalışmaktadır. Bizim burada odaklandığımız şey izinsiz girişlerdir. Bunlar kötü niyetli kişilerin bizim makinelerimizin kontrolünü ele alarak kendi ortamımızda sahip olduğumuz bilgisayar sistemine girdiği yoldur. Sisteminize yapılan izinsiz girişler işletim sisteminizdeki ve kullandığınız uygulamalardaki açıklıklardan yararlanılarak yapılır. Uygulamalar, arabellek aşımları siteler arası betik çalıştırma, veri tabanı enjeksiyonları gibi şeyler için savunmasızdır. Bu uygulamaların beklemediği bu şekilde bilgisayarınıza çok fazla farklı giriş yolu vardır. Ve bu yüzden bunların etrafında hiçbir programlama yoktur. Bunları yaparak makinenize erişim kazanabilirler. İzinsiz giriş tespiti ve izinsiz giriş önleme arasında çok büyük bir fark vardır. Tespit sadece size neler olduğunu söyler. Bir uyarı verir, bir alarm verir ve en azından birisinin sizden izinsiz olarak ağınıza girmeye çalıştığını ve işletim sisteminizin içerisindeki bir ara bellek aşımının savunmasızlığından yararlandığını bildirir. Şimdi bunun meydana gelmesinde bir müdahalesi olmaz. Sadece sizi uyarır. Burada bir de izinsiz giriş önleme sistemi adı verilen bir sistem tipi var. Adından da anlaşılacağı gibi bu meydana gelmeden önce önler. O halde bunlar sadece bir ara bellek aşımı savunmasızlığının olduğunu tanımlamakla kalmayıp, İşletim sisteminiz ile iyi bilinen problemlerden yararlanmaya çalışıldığında bunu engeller ve size şu mesajı verir. Birisi bu IP adresi üzerinden bunu yapmaya çalışıyor. Ben bunu durdurdum, içeri giremedi. Böylece bu makinelerin kontrolünü ele geçirememiş olurlar. Çünkü izinsiz giriş önleme sistemi bu tür şeylerin meydana gelmesini önlemek için tasarlanmıştır. Sisteme bağlı olarak iki farklı türde izinsiz giriş vardır. Birisi A tabanlı IPS, ve burada A tabanlı IPS'lerden çok fazla farklı tür vardır. Bunların her ikisi de açık kaynak ve ticaridir. Ancak eğer makinelerinizden birisine bunlardan birisini yüklemek ve buna göz atmak isterseniz bu çok yaygın tipte bir açık kaynaktır. A tabanlı izinsiz giriş önleme sistemi Snot.org ismindeki bir şirket tarafından yapılmıştır. Ve bu Snot.org ürünü makinenize yükleyebileceğiniz bir programdır. Bu neler olup bittiğini size söyleyecek. Sisteminize gelen bu tür kötü niyetli girişimlerden bazılarını engelleyecektir. Bu ağ üzerinde yerleşir, ağ paketlerini izler. Bu yüzden bunun için ağ tabanlı IPS ifadesini kullanıyoruz. Burada bir de host tabanlı IPS'ler vardır. Bunlar son derece yaygındır. En son teknoloji ile virüs tarama çözümünü içerirler. Bir güvenlik duvarı yüklerler ve bununla birlikte izinsiz giriş önleme sistemi yüklerler. Ve bu bir host üzerinde çalışır. Bu yüzden buna host tabanlı IPS diyoruz. Sizin için burada kullanabileceğiniz birçok seçenek mevcut. Ve A tabanlı IPS'lerden farklı olarak host tabanlı IPS'ler ile birlikte güzel olan şey eğer bu bir hostta ise bilgiyi şifrelemeden önce ve şifresi çözüldükten sonra görebilir. Böylece bunu kendi sisteminizde açık bir şekilde görmüş oluruz. A tabanlı IPS'ler bu işlevselliğe sahip değildir. Çünkü bu A boyunca şifrelenmiş olarak gider. Bu yüzden A üzerinde paketleri şifreliyorsak bazı kısıtlı görülebilirliğe sahip oluruz ve bu yüzden ağ tabanlı IPs'ler ve host tabanlı IPs'lerin her ikisini de kullanıyoruz. Bugün bu ikisi gerçekten kendi ortamlarımızda önemli bir fonksiyona sahip. Diyelim ki hangi aygıtların açık portlara sahip olduğunu, hangilerinin ağımız üzerinde hizmet sağladığını bulmak için ağımızı incelemek istiyoruz. Aygıtları aktif olarak tarayarak bunların herhangi bir açıklığa sahip olup olmadığını, veya başka aygıtlardan görmeyi beklemediğimiz bir şeylerin olup olmadığını açıkçası bir güvenlik sorununu görmek istiyoruz. Port tarayıcılar tam olarak bunu yapabiliyorlar. Bunlar bir UDP portunun bir TCP portu ile makineyi sorgulayacak ve nasıl bir yanıt aldığınıza bakacaktır. O halde biz bir makine, bir makine üzerindeki binlerce farklı portu seçebilir ve bunlardan herhangi birisinin geri yanıt verip vermediğine bakabiliriz. Eğer yanıt verilirse, o zaman biliriz ki bu port açılmalı ve bu makine üzerindeki bu portta hizmetleri sağlamalıdır. Çok yaygın olan, muhtemelen bugün en popüler port tarayıcısı InMap'tir. Ve bunun oldukça popüler olmasının sebebi son derece güçlü olması ve komut satırından gerçekten basit bir şekilde kullanılabilen bir şey olmasıdır. Burası benim Linux masaüstüm ve Linux'ta InMap çalışacak. Bu Windows'ta çalışacak. Bu çok fazla farklı işletim sistemlerinde çalışacak. Ama ben çok basit bir şey yapacağım. Inmap taraması yapacağım ve üzerinde bir web serverı çalıştıran ağımdaki bir aygıta inmap taramasını göndereceğim. O halde 192.168.0.1 benim adresim. Yani bu çok basit bir inmap taraması. Enter'a bastığımda bu devam edecek ve görnenin arkasında burada 1711 farklı portu sorgulayacak. Burada aslında çok kısa bir sürede bu aygıta ileri ve geri giden binlerce çerçeve var. Bu bir açık port buldu. TCP yoluyla port 80'de bunu buldu. Bu bulunan port makinede açık olan bir HTTP portu. O halde çok kısa bir sürede, 2.228 saniyede bu aygıt için 1700'den fazla portu tarayabildim ve 1700 portun açık olduğuna ve benim için kullanılabilir olduğuna karar verdim. Ağımızı çok farklı şekillerde taradık. Şimdi bunlarla ilgili neler hatırladığımıza bir bakalım. İlk sorumuz ham paketleri incelemek için kullanacağımız en iyi ağ aracı nedir? Makinemde bulunan paketlere göz attık ve bunu yapmak için Wireshark kullanıyorduk. O halde bu bir ağ analiz edicisi olacaktır. İkinci sorumuz hangi tipte güvenlik tarayıcısı bir host aygıtında güvenlik saldırılarını engelleyecektir? Anahtar sözcüğümüz host. Eğer bunu engellersek ve bu bir host makinede ise host tabanlı bir izinsiz giriş önleme sistemi olmalıdır. Ve son sorumuz hangi ağ tarayıcı bilinmeyen aygıtları bulabilir ve hangi TCP ve UDP portlarının açık olduğunu belirleyebilir? Bu bir port tarayıcısıdır. Bunun neye benzeyeceğine dair bir örneği size göstermek için inmap tanımasını çalıştırmıştık. Ağ tarayıcıları ile ilgili modülümüz burada sona eriyor. Ağ analiz edicilerimize, izinsiz giriş önleme yazılımına ve bir aygıt için port tanımasını görmüş olduk. Eğer ücretsiz Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek, Mesaj panolarına katılmak ve daha birçok şey istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com